İyi geceler canlarım, iyi geceler güzellerim, iyi geceler gençler ve daima genç kalanlar ve genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Güzellerim benim, güzel canlarım benim. Haber iyi değil, haber iyi değil ama bunun böyle olacağını söyleye geliyoruz sürekli. Hem de bütün hakaretlere rağmen söylemekte dilimizde tüy bitmiş olmasına rağmen halen de hayır ekonomi çok iyi diyenler var. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani adam düşünün, gırtlağa kadar affedersiniz, foseptik çukurun içine batmış, hayır diyor, ben diyor azmak suyunda yıkanıyorum diyor. Yahu görüyoruz, bütün dünya görüyor, gırtlağa kadar içindesin. İnkar etmenin ne anlamı var? Aksine söyle de gel seni kurtaralım hep beraber o pisliğin bokun içinden. Batmışsın kardeşim, gırtlağa kadar batmışsın. Niye halen ben buz gibi su içindeyim, oh harika diyorsun. Yalancı. Allah Allah. Kime diyorum? Ya kime dediğim belli işte. Canım Allah Allah. Güzellerim evet. Ekonomi 2019 yılının ilk çeyreğinde %2.6 küçüldü. Daraldı. Karadenizlerin dediği gibi darlandı. Ama hayır darlanmadı. Bayağı bildiğiniz küçüldü. Darlanmak sıkışmak demek. Türkiye ekonomisi sıkışmış değil. Küçüldü küçüldü. İnsan sıkılır ama boyundan çekmez, posundan çekmez. Ama küçülmesi bambaşka bir şeydir. Canlarım benim, güzellerim benim. Peki, 2018'in son çeyreğinde ne yapmıştık? %3 küçülmüştük. Aa biliyorum tabii canım, şimdi %12 işsiz var denildiğinde %88'de çalışan var diyen bir başbakan oldu bu ülkenin. Biliyorum, şimdi yine diyecekler ki ama bak o zaman %3 küçülmüşüz. Bu seferki ilk çeyrekte yani yeni yılın ilk çeyreğinde %2.6 küçülmüşüz. Ya arkadaş ya ne değişir ya? Ne değişir? Fakirlik fakirliktir ya. Küçülmüşüz arkadaş, küçülmüşüz. Geçen senenin son çeyreğinde boyumuz 3 santim küçülmüş. Şimdi 2.6 santim daha küçülmüş. Toplamda 5.6 santim küçülmüş boyumuz. Boyumuz küçülmüş. Öyle söyleyeyim ya. Güçten düşmüşüz. Bunun sevilecek yanı var mı ya? Ekonominin küçülmesi ne demek? İşsizliğin artmış olması demek. İşsizliğin artmış olması ne demek? Piyasaya giren gelir arzının düşmesi demek. Gelir arzı artır yani. Demek ki neymiş? İşsizlik artarsa piyasada talep kısılması yaşanılmış. Talep kısılması ne demekmiş? Tüccarın, esnafın mal satamaması demekmiş. Siftahsız kepenk kapatmak demekmiş. Peki tüccarın, esnafın siftahsız kepenk kapatması ne demekmiş? Sanayicinin mal üretememesi demekmiş. Sanayicinin mal üretememesi ne demekmiş? Sanayicinin ham madde satın alamaması demekmiş. Ham maddenin çoğunu nereden alıyoruz? Yurt dışından alıyoruz. Bu ne demekmiş? Cari açığın düşmesi demekmiş ama aynı zamanda ihracatın da düşmesi demekmiş. Bu kadar olumsuzluk saydım. İçinde bir tane olumlu olan var. Ne biliyorsunuz değil mi? Fark ettiniz. Cari açık düşmüş. Düşmüş. Sıfırlanmamış. Cari fazla vermemişiz yani. Yine açık var. Yine açık var. Açık kapanmadı. Açık düştü. Ne pahasına düştü? İşsizlik artışı, esnaf ve tüccarın satış yapamaması, tüketicinin işsiz kalanların bilhassa talep ettikleri ihtiyaçlarını karşılayamaması. Bunlar bir. Bir de başka boyutu var. Devletin vergi gelirlerinin düşmesi haliyle bütçenin de açık vermesi demek. Ya ne kadar basit değil mi? 2.6 ne olacak canım? Geçen sefer 3 küçülmüştü %3. Şimdi %2.6 küçülmüşüz. Ama küçülmüşüz. Bu küçülme 2.6 küçülme dediğiniz şey işte ekonomide yaptığı tahribat bu. Küçümsemeyiniz yani efendiler. Küçümsemeyiniz. En son en kötüsü geride kaldı dediğinizde aman yapma sevgili Berat Albayrak diyorduk. Yapma. Ben de diyordum. Pek çok arkadaşımız da diyordu. En iyisi geride kaldı diyorduk. Ama dinletemedik kendimizi. Dinletemedik abi. Doğru söyleyenin dokuz köyden kovarlar misali sadece ve sadece hakaret ettiler.
Halen de biliyorsunuz bu yaptığım konuşmaların altına 3-5 kişi var, bırakıyorum. Hayır, bırakıyorum. Kimileri hakaret ettiği halde, onları bile inanın görüyorum, görmüyorum zannetmesinler. Sizlerin nezaketinizi bildiğim için bırakıyorum ki ne insan olduklarını göresiniz. Kötü insan kötü insandır. Ne yaparsanız yapın kötü insanı iyi insan yapmakta biraz zorlanırsınız. Hele böyle küçücük 3-5 yorum yapıp ona cevap vererek onu iyi insan yapamazsınız. Acı çekecek, çok acı çekecek belki o zaman çok güzel bir sözdür eskilerin, çok güzel sözüdür. Nadim olacak belki, nadim olunca yaptığı yanlışı da anlayacak canlarım. Yani ekonomimiz küçüldü. Peki gelelim bir başka konuya. Trump Beyaz Saray'da Colorado eyaletini ziyarete gitmeden önce gazetecilerle sohbet etti. Onlara bazı açıklamalarda bulundu. En önemli açıklamalarından birin çok dikkat çekiciydi. Çok. Ülkemizi adeta aşağıladı. Ama teşekkür ederken aşağıladı. Ne dediğini duymuşsunuzdur mutlaka, biliyorsunuzdur. Gerçi gazeteler çok fazla yazmadılar. Çok fazla televizyonlarda da Trump'ın açıklamalarını duymadınız biliyorum ama ben size söyleyeyim. Trump dedi ki, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra dedi, oradaki bir yurttaşımız, vatandaşımız yani Amerikan vatandaşı dediği Türk asıllı Serkan Gölge. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Serkan Gölge'den bahsetti yani. Biliyorsunuz 2,5 senedir Türkiye'de FETÖ örgütüne tam üye olmamakla beraber yardım ve bilmem ne yataklıkta falan filan bir şeyden 2,5 yıldır hapis atıyordu. Trump onun tahliye edildiğini müjdeledi. İster mahkum deyin dedi. Bakın bu çok önemli. İster mahkum deyin, ister rehin deyin dedi. Yani siz mahkum derseniz deyin ama ben aslında onu rehin alındığını düşünüyorum demektir bu. Öyledir. Öyle dedi. Ve Erdoğan'a Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı FETÖ'cü olduğu iddiasıyla 2,5 yıldır Türkiye'de rehin tutulan Trump'a göre gazeteci Serkan Gölge'nin tahliyesi için teşekkür etti. Hakaret etti aslında diyorum ya. Ya dedi ki yani biz Sayın Erdoğan'la telefonla görüştük. Telefonda kendisine bırakın dedim. Zaten söylüyor. Türkiye'den geri istediğimiz bir mahkumun serbest olduğunu az önce öğrendim diyor. Türkiye'den geri istediğimiz bir mahkumun. Söylüyor bunu. Ya da o mahkum diyor ama sonra da düzeltmek için siz ister mahkum deyin, ister rehin deyin diyor. Ya Trump ya. 7-8 kere batmış. 7-8 kere çıkmış, 7-8 kere iflas etmiş yani yine de Amerika'nın ilk 100 zengininden biri olmuş bir adamdan söz ediyoruz. Bunlar sıradan adamlar değil. Zeki adamlar olduğu kesin bunların. Ya da zeki demeyelim, uyanık adamlar bunlar. Ne zaman, nerede, hangi cümleyi kullanacaklarını bilirler. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına, Adalet Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanı'na hakarettir. Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanlığımız mutlaka ve mutlaka açıklama yapmalıdır. Yapmazlarsa Trump'ın hakaretini kabul etmiş oluruz. Ya da peki hakaret değil derseler eğer, canım daha ne istiyorsunuz diyebilir Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ya da bizzat Sayın Cumhurbaşkanı. Evet kardeşim ya, biz rica ettik. Ülkemizin çıkarı vardı. Tahliye edin dedik, tahliye ettiler. Brunson'da da aynı şey oldu. Ama benim anlatmak istediğim o değil ki. Neden halkımıza yanlış bilgi veriyorsunuz? Rahip Brunson'ın tahliyesinden önce de dönemin başbakanı, hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı, pardon o zaman Cumhurbaşkanıydı yine, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Bu can bu bedende olduğu sürece o papaz o cezaevinden çıkamaz dedi. Trump bir tweet attı, dolar 7.24'e fırladı, 15 Ağustos 2017, şrak. 15 Ağustos 2018 miydi? Evet, şrak dedik. Rahip Brunson'ı tahliye etti yargı. Yargı. E hani bağımsızdı yargı? Demek yargı bağımsız değildi. Evet canlarım. Şimdi bir kez daha gördük. O zaman da Trump aynı şeyi söylemişti. Rica ettik, istedik, gönderdiler demişti. Şimdi de istedik,
geri iade edin dedik. Gönderdiler. Gönderdiler demiyor. Bir süre ev hapsinde tutulacak, sonra diyor yurduna, ülkesine dönecek diyor. Evet. Peki bu bir. Başka. Diğer konu çok önemli şimdi. Şimdi çok önemli konu. Doları Türk parası karşısında değersizleştiren konu. Ekonomik gerçeklikler değil. Normal şartta ekonomi küçülüyor. İstihdam küçülüyor. Vergi gelirleri düşüyor. Bütçe açıkları artıyor. Piyasalar berbat. Daha geçenlerde özel ve kamu bankalarından karşılık oranını artırıp 4.2 milyar dolar aldı Merkez Bankası. 4.2 milyar dolar piyasaya sattı. Bankalara, kamu bankaları aracılığıyla sattı. Sırf doların değerini düşürmek için, ama piyasalardan da 25-26 milyar lira parayı geriye çekti. Yani artık giderek sıfırı tüketiyoruz. Artık oynayacağımız bir koz da kalmadı. Maça kızı bir iç falan bilenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Koz, kozun kalmadı mı ne oynayacaksın abi? Bittin demektir o. Bittisi, oyun bitti demektir. Şu anda Türkiye'nin, bana göre, benim tahminim o ki son kozu oynandı. Daha ne kadar arttıracaklar bankaların döviz mevduat karşılıklarındaki oranı? Ne kadar yükseltecekler? Daha nereden birkaç aylık swap yaparak borç alacaklar? Hayır, mümkün değil bunlar. Yani sonuna geldik ama seçimlere de 21 gün, 22 gün kaldı. Seçimlere kadar dolar 6 liraya geçmesin diye yapabileceklerinin hepsini yapacaklar. Hepsini yapacaklar. Belki döviz yaratacaklar. Bakın bu çok önemli. Merkez Bankası döviz rezervi sıfırlanacak. Döviz yaratmak ne demek? Kağıt üstünde döviz yaratmak demektir. Merkez Bankası yazar abi, ne olacak? Kime ne? Kaynaklarımda şu kadar Amerikan doları ya da bilmem ne var der. Hayır, nereden bileceğiz gidip de savcılık, mavcılık ya da sayıştay mayıştay birileri kim denetleyecek? Merkez Bankası'nı basıp da bilançosunun gerçek şeyine mi bakacaksınız? Kim bakacak? Ya daha fazla konuşmak istemiyorum. Son kozlara oynuyoruz sadece. Söyledim o. Aman ha, şikayete kalkmayın. İfade özgürlüğümü kullanıyorum yahu. Ben böyle görüyorum yahu. Kimseye hakaret ettiğim yok. Kimseye aşağıladığım yok. Kimseye küfür ettiğim yok. Kimseye iftira ettiğim yok. Böyle görüyorum. Böyle olacak diyorum. Olmazsa affedersiniz, pardon derim. Yanıldım derim. Benim ağzımdan Merkez Bankası'nın dövizleri bitti diye bir laf çıkmadı. Bitecek diyorum. Bu benim tahminim. Öngörüm. Ben öngörü yapma özgürlüğüne de sahibim. İnanmazsınız olur biter ya. Ki pek çoğu da zaten inanmayacaktır. Salağın teki diyeceklerdir. Konuşmalarımın altına. Alsın. Hiç umurumda değil. Bakın canlarım. Konuşu. Yeni bir haber yayınlandı. Yani önce Trump'ın Erdoğan'a teşekkürü. Geri istediğimiz yurttaşımızın iadesi sağlandı. Cezaevinden tahliye edildi. Den sonra bugün Trump'tan değil açıklama. Açıklama Orta Doğu'daki gelişmeleri çok yakından takip eden bir internet sitesinden. Ciddi bir internet sitesi herhalde. Ben pek bilmiyorum, tanımıyorum. Yani bir Reuters değil. Yani haber Reuters'a ait değil. Ama onu öncelikle söyleyeyim yani. Middle East Eye internet sitesinden. Middle East Eye. Orta Doğu'nun gözü herhalde. Evet, canlarım benim. O haber şöyle. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesinde, yani tahliyeden önce, Serkan Gölge'nin tahliyesinden önce, Türkiye'nin S-400'lerle ilgili çalışma grubu oluşturulması teklifini kabul ettiğini öne sürdü. Reuters bir haber yapmıştı. Ya da Reuters diye hatırlıyorum ve ben bu haberi sizlerle paylaşmıştım. Önemli bir haberdi. Diyordu ki haberde, Türklerle Ruslar S-400'lerin teslim süresi için bir çalışma grubu oluşturmak üzere anlaştılar diyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? O zaman Dışişleri Bakanı da bir açıklama yaptı. Evet ama dedi, sadece görüştük dedi konuyu. Henüz böyle bir grup oluşturmadık dedi. Bir grup oluşturmadık dedi. Ben de dedim ki ya böyle bir grup oluşturursa S-400'lerin ertelenmesi ya da nereye ne zaman konuşlandırılacağı kararı bile bir sene sürer dedim. Bu da dedim S-400'lerin bir sene sonra alınacağına işaret eder.
Asıl da bakarsanız seçimlerden sonra demektir ki S-400 satın alımından vazgeçeceğiz dedim, hatırlıyorsunuz. Peki, tamam. Şimdi bu haber ne? Aynı teklifi Amerika'ya da yapmışız. Amerika ne diyor? S-400'lerle F-35'ler arasında diyor, yatay bilgi akışı olabilir. Yani S-400'lerin yazılımı bizim F-35'lerin yazılımını Türkiye'deki Türkiye'deki bazı bilgi, yani yazılım mühendisleri tarafından, ya da Rus yazılım mühendisleri demiyorlar, nezaket gösteriyorlar, çalabilirler diyorlar. Bizim tarafta diyor ki merak etmeyin, biz onun önüne geçeriz diyorlar. Nasıl geçersiniz diyor Amerika, nasıl yaparsınız? O zaman diyorlar sizin de beraber ortak bir çalışma grubu oluşturalım. Yani biz size S-400'lerin yazılımıyla ilgili bilgi verelim. Siz F-35'leri S-400'ün yazılımına göre düzenleyin. Bu açıklama bu. Benim açımdan tercüme bu. Benim gibi olaylara geniş panoramik bakan, 360 derece bakmaya çalışan en azından herkes bu açıklamanın bu olduğunu görecektir. Bir taraftan Ruslarla çalışma grubu kurmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan Amerikalılarla kuracağımız çalışma grubu daha önemli. Çok önemli. Bir seneyi geçer o çalışmalar. Evet, geçer. Bir defa çalışma grubu kurmaya karar vereceksiniz. Ne demek bu? Tartışacaksınız. Bu süreçte S-400'ler Türkiye'ye gelmeyecek. Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay eski başkanı 15 Temmuz başarısız darbe girişimindeki başarısızlıklarıyla ünlenmiş. Darbeyi önleyemedi abi, darbe girişimini. Önleyemedi abi. 250 yurttaşım ölmüşse darbe girişimi en azından o aşamada önlenmemiştir. Evet. Emekli Orgeneral Hulusi Akar ne dedi? S-400'lerin gelişi ertelenecek dedi. Gülüyorum, hoşuma gidiyor aslında. Haklı çıkmak hoşuma gidiyor. Yalan yok. Haklı çıktığım için kendimle övünüyorum. Ya bırakın ya, bırakın da o kadarlık övüneyim. Ya 7 aydır S-400'leri satın almayacağız diyorum. Öyle almayabiliriz. Almayacağımız kanaatindeyim demiyorum. Almayacağız diyorum. Ya da satın alsak bile Türkiye'ye konuşlandırmayacağız. Başka bir yere konuşlandıracağız diyorum. Diyorum değil mi? Buyuruz efendim. Türkiye ile Amerika, Trump ya, Trump üzerinden açıklama ve bizden bugün bir yalanlama yok. Türkiye ile Amerika ortak çalışma grubu kuracaklar. S-400'lerle F-35'ler arasında bilgi akışının önlenmesiyle ilgili ortak çalışma yapacaklar. Ya bu grubu kurmak 7-8 ay sürer. Çalışma grubunu kurmak. Ha, not edin bir tarafa. Kolay mı ya? Ya devletler arası ilişkiler o kadar geceden sabah olmaz abi. Sabancı ile Koç bile ortak bir komisyon kurmaya kalksa 6 ay sürer abi. Anlaşmalara 6 ay sürer. İki tarafta birbirinden taviz ister. Bu işler böyledir. Ne yazık ki böyledir. Zaten neden dünya bir türlü uzlaşamıyor, bir türlü huzur bulamıyor? Siyasetçiler ve şirketler de çok büyük patronajların hep benim dediğim olsun. Hep ben haklı çıkmalıyım. Ben doğruyu bilirim. Siyasetçiler de aynı. Aman aman. Hayır, ben bir parmak geri atmam. E atmazsan işte o zaman da dünya savaşları bu yüzden çıkmıştır. Şimdikiler bereket daha, biraz daha uzlaşmaya yakın. Sadece uzlaşmalar uzun sürüyor. Canlarım benim. Evet, demek ki S-400 olayı kapanmıştır. Veled dalin amin. Seçimlere kadar bu işi unutun. Seçimlerden sonra ayrıca tartışırız. He, doların Türk parası karşısında değer kaybetmesinde işe yaradı mı? Yaradı ama. Aspirin içtiler abi. Aspirin abi, kanser vücudunlar yanına sarmış. Aspirin, ne yaparsan aspirin içsen ne olur ki yani. Belki o gece, ya da hadi aspirin demeyelim, ağrı kesici abi. Çok güçlü bir ağrı kesici içildi. O gecelik birkaç günlük ağrıyı kesecek. Ama tedavi değil ki. Tedavi değil abi. Tedavi ekonomiye yapılmalı. Siyasi açıklamalarla, siyasi ataklarla, siyasi operasyonlarla doları Türk parası karşısında değersiz kılmak, değerini düşürmek çözüm değil arkadaşlarım. Çözüm değil. Çözüm ekonomiyi gerçekten ekonominin yönetilmesini gerektirdiği gibi yönetmek. Bu kadrolar
Yapamaz abi. Hele Berat Albayrak yapamaz. Ekonomide bir numara güvendir. Güvenileceksin. Güvenileceksin. Ve tabii ki güveneceksin. Önce güveneceksin. E sen her gün kalkıp dış güçler ekonomimize bir oradan vuruyor, bir buradan vuruyor deyip ertesi gün adamlara yalvar yakar telefon edersen adam sana neden güvensin? Yahu sen bana güvenmiyorsun ki. 3-5 oy alacaksın diye sürekli beni kendi ulusunun gözünde iki paralık ediyorsun. Evet. Bana güvenmiyorsun ya, ben sana neden güveneyim? İşte bitti abi. Berat Albayrak bu. Berat Albayrak'a güvenmiyorlar. Berat Albayrak da kimseye güvenmiyor. O zaman da ekonomi tıkanıyor. Şöyle söyleyebiliriz. Her ay evinizi 5.000 lirayla geçindirmek yetmediği için her ayda 2.000 lira, 3.000 lira borç alarak evinizi geçindiriyorsunuz. Ama öyle bir noktaya geliyorsunuz ki size kimse yeni borç vermiyor. Ya size derken acı olsun diye anlatıyorum. Umarım AKP'ye oy verenler daha net anlarlar. Size borç vermiyor. Abi ne yaparsınız? Bir taraftan borçlarınızı ödeyeceksiniz. Bir taraftan alışmış olduğunuz hayatı sürdürmeye çalışacaksınız. Nasıl başaracaksınız? Hayır. Borçlarınızı ödeyemeyeceksiniz. Yeni borç alamadığınız için hayat seviyeniz düşecek. Aylık et tüketiminiz 4 kiloysa 2 kiloya düşecek. Yılda herkes birer ikişer üçer takım elbise alıyorsa sadece bir takım elbiseyle 1-2 sene geçireceksiniz. Daha az tatlı yiyeceksiniz, daha az tatile gideceksiniz, daha az sinemaya, tiyatroya gideceksiniz, daha az kitap alacaksınız. Yani giderek yaşam kaliteniz en diplere vuracak. E bir de enflasyon vuracak. İşte Türkiye. İşte Türkiye. Buldu borcu, yatırım yapıp para kazanmak için harcayacağına yol yaptı, köprü yaptı, inşaat yaptı, her şeyi toprağa gömdü. Üretim? Yok. Tarım üretimi? Yok. Peki, yeni borç? Yok. Yeni borç da yok. 2017'de, 2018'de bile hatta aldığımız borçların artık esamesi okunmuyor. Bitti, kimse para vermiyor. Bir taraftan borç ödeyeceğiz, bir taraftan da yurt dışından yurt içindeki arz talep dengesini sağlamak için ithalat yapacağız. Neyle yapacağız? Yapamayacağız. İşte sonuç ekonomi küçülüyor. Canlarım benim, her şeye rağmen enseyi karartmayın ha. Sakın enseyi karartmayın. Sakın. 23 Haziran Türkiye'yi bu hale düşürenlere İstanbul'dan atılacak siyasi tokadın ilk adımı olacaktır. İstanbul'dan atacağız. Zaten bakın Bahçeli yok meydanda. Siz geri kalanını boş verin. İstedikleri kadar bunlar HDP'li seçmenleri kandırmaya çalışsınlar. HDP'li seçmenler kimse kusura bakmasın ama Türkiye'de oylarını verirken en çok zekalarını ve akıllarını kullanan seçmenler grubuna girerler. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Ha, lafımı geri alıyorum. Tayyip Erdoğan ya da yardımcılar çıkar derler ki yeni bir barış süreci başlamıştır. Laflarımın hepsini geri alıyorum. HDP'li seçmenler şırak diye ertesi gün sandıkta İmamoğlu'nun yerine Yıldırım oy verirler. Verirler abi. Hiç kimseye ayıplamam. Demokrasi farklı çıkar gruplarının eşit yarışlarda, yani seçimlerde, eşit şartlar altındaki yarışlarda, seçim yarışlarında ülke yönetimini ele geçirme mücadeleleridir. Demokratiktir. HDP yarın bir gün garanti alırsa. Garanti. Nasıl garanti alacak peki? Recep Tayyip Erdoğan imza verecek. Öyle sadece söylemekle olmaz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gece söyleyip sabah şaşırıyor. Unuttum diyor. Lütfen yanlış anlamayın. Tabir olduğu için söylüyorum. Asla Recep Tayyip Erdoğan'ın alkol kullanmadığını biliyorum. Asla. Ama bizde bir laf vardır. Sarhoştum, aydım. Ben bu sözden caydım. Canlarım benim. Yarın sabah saat 10'da görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın.